Merhaba dostlarım. Şu an saat 2. Saat gece 2. Günlerden cuma. Yarın yani cumartesi günü Liverpool'un maçı var. Ben de bu maç için İngiltere'ye gidiyorum. İngiltere benim için her zaman çok ilginç bir memleket oldu. Çünkü hayatımda 3 kere yurt dışına çıktım ve bunlardan 3'ü de İngiltere'ye denk geldi. Bir tanesinde 2009 yılında Southampton kentine dil eğitimi almaya geldim. Diğerinde Londra'ya Google ofisine ve YouTube Space'e misafir olmaya geldim. Ve şu anda tekrardan İngiltere'deyim. İngiltere'nin Liverpool kentindeyim. Burası çok güzel bir yer. Tam bir liman kenti. Koskocaman. Her taraf deniz. Ama burada olmamın asıl ve en önemli sebebi Liverpool Huddersfield maçı. Buraya ilk önce Manchester'a uçakla inerek sonrasında araba yolculuğu ile ulaşarak geldik. Geldiğimizden beri fark ettiğim en büyük değişiklik hava değişimi oldu. Çünkü burada hava soğuk. Ben İzmir'den yola çıktım. İzmir'de 22 dereceydi. İstanbul'a vardım. İstanbul 20 dereceydi. Buraya vardık. Burası 5 derece. Ama insanlar hiç takıyor mu? Takmıyor. Çünkü İngiltere'de anladığım kadarıyla şöyle bir fark var. İnsanlar soğuğa alışık. Bizim montlarla, kalı kalın montlarla kendimizi korumaya çalıştığımız soğuğa o insanlar bildiğin tişörtle, kısa kollu tişört, kızlarda askılı. Bu şekilde çıkıyorlar ve 1 gram üşüme belirtisi göstermiyorlar. Yani maksimum şu var. O kadar. Biz burada donarız. Ölürüz. Ayrıca Liverpool düşündüğünüzden yani böyle kafanıza canlandırdığınızdan daha küçük bir yer. Nasıl diyeyim yani gelişmiş bir kasaba gibi diyeyim size. Hatta işin ilginci Londra'da gördüğünüz o London Eye dönme dolap var ya onun bir tane burada çakması var. Bak orada şu an daha saati gelmedi ama bildiğin gene büyük ama tabii London'dan kadar değil. Sabahları çalışıyor. Vay be. Do you know how many seats Anfield has got? No. Any guesses? 54. Well done, love, yeah. 54,000. We're hoping to go bigger again, make the Anfield road bigger. That would get us to around 60,000. That's the plan. Oturuyorum ben o zaman. Oturuyorum bakayım. Comfortable? It's comfy. If you look here, fellas, see this switch? So in the winter, we're moving into winter soon now in England. You can flick that, they go nice and warm in the winter. Whose seat was it? Klopp. The manager? Yeah. Oh, okay. That's Klopp's seat, this is my seat. So, tomorrow on the TV, you'll see me sat here. Wow. No, I'm not leaving. I wish. Maç gününe geldiğimizde şöyle bir detay fark ettim. Liverpool taraftarı kendi takımına en bağlı taraftar olarak nitelendiriliyor İngiltere üzerinde. Liverpool takımı İngiltere liginde hani böyle 3 büyükler 4 büyüklerde yer almamasına rağmen gerçek efsaneler çıkarma yeteneğiyle meşhur. Mesela bunlardan biri sizin de belki duymuş olduğunuz Gerrard. Kendi müzelerinde Gerrard'a özel bir oda var, müze bölümü var. Ve aynı zamanda bu müzede fark ettiğimiz ve sonrasında aşina olduğumuz Türkiye sevgisi de var. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 geride kaldıkları, şu an takımı hatırlamıyorum, Chelsea miydi öyle bir şeydi galiba. 3-0 geride kalıyorlar final maçının ilk ayağında. Sonrasında ikinci ayak İstanbul'da oynanıyor. İstanbul'da 3-0 geride kaldıkları takımı 3-0 yenerek beraber hale getiriyorlar. Ve penaltılarda Liverpool Şampiyonlar Ligi maçını alıyor. Bu yüzden
Takımın müzesine gittiğimiz zaman bütün gazete haberleri, Türk gazeteleri, Türkçe yazılar şeklinde karşımıza çıkıyor. Sağa bakıyorsun bir İstanbul masalı yazıyor. Sola bakıyorsun Liverpool İstanbul'u fethetti yazıyor. O yüzden Liverpool'da kime sorsanız Türkiye'yi biliyor musun, Türk takımlarını biliyor musun diye tabii ki diye yanıt veriyorlar. Hayatında sadece bir kere maça giden birisi olarak maçlar benim için tamam iyi güzel hoş. Aynı zamanda futbolu takip etmeyen bir insan için de futbol oynanınca zevkli ama çok takip edince pek zevkli olmayan bir şey olarak görünüyor. Ama Liverpool stadına girdiğimiz anda çok değişik bir kültür, çok değişik bir heyecan, adrenalin, kan, ter, gözyaşı beni karşıladı. Stada girdiğim anda aynı zamanda Liverpool'dan çıkmış olan Beatles grubunun müziklerini bütün taraftar aynı anda söylüyordu. Oyuncular sahaya çıktığı anda alkış kıyamet koptu. İnsanlar futbolcularına sevgilerini veriyor. Onları destekliyor. Onları yenmeleri için değil, kendileri olması için destekliyor. Ve futbolcular da bu saygıyı, bu sevgiyi asla karşılıksız bırakmıyor. Havası biraz değişik. Hani mesela anladın mı? Anladım. Yani hepsinin elbet bir sabit şeyi var. Bir havası, bir ağırlığı var. Hı-hı. Ama oldu ki hani kaçmayacak değil. Onu o anda kontrol edemiyoruz. Havasının kaçmayacağını. O yüzden bizde yaklaşık bir 15-20 tane top var. Burada sanırım yani maksimum 2 veya 3. Tabii daha fazla vardır ama belli standartlara özel böyle korunan adamlar o yüzden futbolu sahaya yansıtıyor. Taçta çok etkili abi. İki top oldu mu taca atıyor hemen. Tabii. İki top oldu mu hızlıca başlıyorlar. Hep Servet Çetin gibi. Hepsi Servet Çetin gibi oynuyor. Çünkü taca vuruyor kimden. Abi sağ biraz yumuşak galiba şu an. Islak. Zeminden dolayı. Maç öncesi ıslatıyorlar ya. Aynen. Orada nem de var biraz. Nemlerken böyle şey. Zaten birazdan yağmur başlar. Verme geri. Yana oyna. Thank you.
şey. Şimdi buraya maçın adamını işaretleyeceğiz. Çünkü maçın adamını seçeceğiz. Maçın adamı eğer en çok oyla bizim seçimimiz çıkarsa tam olarak şu sahneye. Ekin abi de aynı şeyi anlatıyor. Aynen nasıl yapacağım. Şu sahneye maçın adamı gelecek. Onunla işte imza alacağız falan yani. Ben maçın adamı Coutinho olsun istiyordum ama Coutinho başta oynamadı yani. Böyle bir saçmalık oldu. Kimi seçiyorsun abi? Düşünüyorum. Bence Milder. Ama Sturridge'i vereceğiz gibi. Vallahi ben diyorum ki kulis yapalım. Sturridge yapalım abi. Telefon kilitlendi abi. Kamerayı açmıyor. Gerçekten mi? Yani bu milyonla hiç değil. Hiç ilk defa böyle bir şey oluyor. Adamın fotoğrafı için. Kendin kapatıp açıyorsun değil mi? Kendin kapatıp açtım. İyi tamam. Kapatıp açıyorum size göre diye. İstanbul'a geldim. Normalde İzmir'e dönecektim ama İstanbul'a gelmem gerekti. Çünkü sevgili hocamız Şevket Hoca bize yani stajyerlerine tam olarak bunu verdi. Bunun için de bizim görevlerimiz var. Öncelikle Türkiye'nin en sevilen kahvesiyle kendini sevdirdin. Şimdi vakit dalgınları kendine getirme vaktidir. Bünyeye giren oksijeni daha beyne gitmeden çarçur eden bir arkadaşını seç. Al eline Nescafe 3 bir arada ve onu öyle bir kendine getir ki bir daha dalıp gidemesin. Haydi bakalım görelim maharetini. Sevgili Şevket Hocam ve sevgili dostlarım, her zaman gezdiğinizden, gördüğünüzden ve yaptığınızdan zevk aldığınız bir gelecek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.